Gazeteci yazar Atabey Ocakları Başkanı Hüseyin Hakkı Kahveci ile beraberiz. Son günlerdeki dünya ve bölgedeki gelişmeleri birlikte ele alacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Olur. Gazeteci bakışıyla ele alacağız. Gazeteci Değil mi bakışıyla. yani? Şimdi istersen İsrail-İran gerilimiyle başlayalım. Haniye suikastiyle başlayalım. Zira Tahran'da Haniye'ye karşı gerçekleştirilen suikastin ardından İran ve İsrail arasında karşılıklı tehditler havalarda uçuyor. Her an İran'ın bir müdahalesi söz konusu, İsrail'in karşı bir müdahalesi söz konusu. Gerçi Amerika diyor ki ben böyle bir bölgesel bir savaş istemiyorum ama İsrail zor durumda kalırsa ben onun yanında yer almak zorundayım. Ve dün bir başka uçak gemisi daha yine Doğu Akdeniz'e doğru hareketlendi. Basra Körfezi'nde zaten Amerikan donanması mevcut. Bunları konuşalım istiyorum. Bunlarla başlayalım. Sonrasında Avrupa çok hareketli. İngiltere'de göçmenlerle İngilizler arasında, fanatik İngilizler arasında yaşananları sen de biliyorsun. Karakollar yapıyor, insanlar birbirlerine giriyorlar. Büyük bir çatışma ortamı var. Ve levh-i mahfuzdan ve kaderden bahsedelim isterim bu yayında. Buyur üstad. Kader tahtası mı, hani siyah beyaz tahta mı, kara tahta mı, yoksa kara tahtanın yerini alan sonradan beyaz tahtalar var biliyorsun. İskutolu kalem gibi kalemlerin kullanıldığı, ya da dijital tahta mı? Üç tahtamız var. Birisi kara tahta. Bunun adı kader tahtası. Hadi kader. Kazai kader var, beyaz tahta. Bir de dijital tahta var, o da beşeri kader. Şimdi aslında İran-İsrail gerilim meselesine Türkiye penceresinden bakarken siyasetin kendi dinamikleri içerisinde bölge ülkelerinin uzun yıllardır devam eden siyasi iktidarlardan yorulduğunu görüyoruz. Bu İsrail'de de uzun yıllardır bir Netanyahu siyaseti var. Bir yorulma var insanlarda. Uzun yıllardır Filistin'de, Gazze'de bir Haniye siyaseti var. Yorulma var. Uzun yıllar Mahmut Abbas var, yorulma var. Türkiye'de de tabii ki bir yorulma söz konusu. Fakat 7 Ekim Filistin Gazze mevzusunun artık İsrail topraklarına taşınarak 1400 İsraillinin öldürülmesi sonrasında olayın fitili ateşlendi. Hiç kimsenin beklemediği şeyler oldu. Fakat İsrail diplomatik olarak Türkiye'yi uyararak İsmail Haniye'nin, yani Hamas yetkililerinin Türkiye dışına gönderilmesini talep etti ve Haniye'nin suikaste kurban gideceğini tahmin ediyorum dünyada ilk yazan kişi benim sosyal medyada. Bunu da dayandırdığım yer Wall Street Journal gazetesinden bir ön okuma açık istihbarat bilgisine dayandırmıştım. Türkiye'de bu operasyonu yaptıkları takdirde hangi ülkede olursa olsun böyle bir operasyon, o ülke etek giymiş olur. Yani bu işin amiyane tabiri, argo tabiri bu. Haniye ve Hamas Katar'a yerleştikten sonra, belki daha öncesinde 7 Ekim olaylarının, Katar gibi bir ülkede Türkiye'nin askeri üssü var, İngiltere'nin var ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyadaki en büyük üssü Katar'da bulunuyor. İsrail'le arabulucu görüşmeleri yaptıkları falan iddia ediyor. Ben öyle olduğuna inanmıyorum. İsmail Haniye'nin Suriye'den çıkartılması bence, yani Hamas'ın Suriye'den çıkartılması, Hamas'a kurulan bir tuzaktı. Tuzakta da tartışmasız Türkiye-Suriye içerisindeki çatışmanın bu cafcaflı döneminde yaşananların bir hatırası muhakkak vardır. Fakat olaylara Amerika Birleşik Devletleri'nin ben istemiyorum demesiyle bakmamız yanlış olur. Amerika Birleşik Devletleri'nin istemediği bir şey istemiyorum demeyle ancak milleti kandırır. Amerika Birleşik Devletleri İran ve İsrail arasındaki yüksek gerilim üzerinden Sünni Arap bloğunun, Körfez ülkelerinin bir çoğunu, yani zengin Batı Arapların batılı dünyasını diyelim, kendi avucunun içerisine almış, istediği gibi sağıyor, istediği gibi yoluyor, istediği gibi yat, istediği gibi kal şeklinde bir yönetim sergiliyorlar. Bundan bariz örneğini
Nerede görebiliyoruz? Mesela Ürdün. Ürdün Hava Kuvvetleri İran saldırılarında gelen füzeleri karşılamak için İngiliz, Fransız ve Amerikan savaş uçaklarıyla karşılık veriyor. Mesela bu da ilginç bir detay. Ürdün gibi bir ülkenin özellikle Filistin ve İsrail komşusu olan geçmişte Filistin'i savunan bir ülkenin böyle bir tablo sergilemesi vay inci. Fakat üç defa İsrail-İran arasında çatışmayı patlatarak savaş zeminini oluşturma gayretleri sarf edildi. Dikkatle incelediğimiz zaman Orta Doğu'da İsrail, Suriye, Lübnan, Irak, Yemen, İran gibi ülkeleri vuruyor. İstediği zaman vuruyor. Yani adam savaş uçaklarıyla gidip vuruyor ve bunun herhangi bir diplomatik bir şeyi yok. Ne derler ona? Yani engeli yok. Herhangi bir Birleşmiş Milletler kararı bunu engelleyemiyor. Aynısına bakıyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere daha yüksek çaplı olarak Suriye'deki İran Haçlı Şabi'nin sözde Irak'taki İran güçlerini, Yemen'de Husileri vesaire gibi vuruyor. Tabii onlar da armut toplamıyor. Ellerinde 3-5 parça bir şey var. Onlarla kendilerini savunmaya çalışıyorlar. Fakat olayların nereden başladığına bakarsak Kasım Süleymani suikastı. İran devrim muhafızlarının çok önemli bir adamı. Bunu karşılığında İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında Irak üzerinde Irak'taki iyi Amerika güçlerinin tamamı biliyorsunuz İran tarafından füzelerle vuruldu. 6 tane falan Amerikan askeri herhalde kaybetmişti. Hayatının gerisine çok fazla bir şey olmadı. İkinci nokta İsrail'in Suriye'deki İran Büyükelçiliği'nde bulunan önemli bir İranlı tüm generalin suikaste, havadan suikaste yok edilmesi. Üçüncü nokta İran Devlet Başkanı ve Dışişleri Bakanı'nın özellikle tüm generalin öldürülmesinden sonra İran'ın karşılık vermesinden sonra bana göre helikopter kazası değil, suikastle öldürülmesi Reis'i diyorsunuz. Devlet Başkanı ve Dışişleri Bakanı İbrahim Reis'i ve Dışişleri Bakanı. Böyle basit bir hadise değil, çok büyük hadise. Yani siz bakmayın, bu işler sessiz sedasız gidiyor gibi duruyor ama bence İran diye bir devletin varlığı artık soru işareti. Hadi surette söyleyeyim. Yani çünkü savaşta her daim ilk vuran kazanır. Devamlı vuran İsrail, devamlı kazanan İsrail, devamlı karavana atan bir İran var karşımızda. Devam ediyoruz. Ve son olarak Tahran'da yatağında Hamas lideri, Filistin Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesi. Efendim Hamas bir terör örgütüdür vesairedir. Aslında İsrail de bir terör örgütü üzerine kurulmuş bir devlettir. İsrail'in bağımsızlık sürecindeki Yahudilerin terörist faaliyetlerinin hepsini sırayla düzelsek ona bakarsanız yani dönemin ve bugünün terör tanımlarına göre İsrail'de kurulan İsrail devleti terör saldırıları sonucunda ki İngilizlere ilk defa canlı bomba ve araçlarla bombalı saldırıları düzenleyen Yahudiler, o zamanki Yahudi teröristler bugünkü İsrail devletinin temelini atmışlardır, kurmuşlardır. Yani bu bakış açısı Hamas konusunda yanlış. Yani eğer bu açıdan bakarsak Gazze'de Hamas dışında bir güvenlik politikası yok. Hamas dışında bir güvenlik politikası olmadığı için bu güvenlik boşluğunu doldurmuş bir örgütlü yapı var. Efendim bunlar illegaldir. Efendim bunlar silahlıdır. Zaten adam kendisini savunmak için silah taşımak zorunda. Efendim bunlar radikaldir. Ama herkes unuttuğu bir şey var. Radikal Yahudisizme karşı radikal İslam karşı karşıya yani border dediğimiz sınır dediğimiz yerde Gazze ve İsrail şeyi sınırı beraber paralizasyon çerçevesinde baktığınız zaman radikal İsrail'e karşı radikal İslam, radikal Yahudiliğe karşı radikal İslam bu topraklarda o bölgede uygulanabilecek en iyi politika eğer bir Müslüman olarak düşündüğümüz takdirde ya da bir Batılı Rusya da aynısını düşünüyor. Misal veriyorum size.
Ya da böyle bir post efendim İngilizlerin elinde olsa Türklere karşı kullanmaya kalksalar aynı post kullanacaklar. Fakat buradaki temelleri çok iyi incelediğimizde İran devletinde özellikle kraliçeye bağlı olan yani İngiltere'ye bağlı olan devlet adamlarının varlığından hepimiz haberdar. Benim Atatürk ve Cumhuriyet'e kuşatma kitabım var. Bu kitap sende de var. O kitapta bahsettiğim ve İsrail'le ilişkileri İran içerisinde götüren bir İsfahan Yahudileri grubu. Bunlar metafizik grup olduğunu söylemiştim. Erbil de bunların bir parçası olduğunu söylemiştim. Kudüs'ün dağlarında Yahudi ağamların metafizik ve psikolojik öğretilerle kendilerine düşman ülkelere karşı İsfahan'dan gelen hat. Bunlar bir de Gürcistan Batum hattıyla Ukrayna Kiev hattını eklediğimiz zaman Türkiye'nin Kiev'den başlayan yani Karadeniz'den başlayan bir hatla neredeyse Akdeniz'e kadar büyük bir metafizik saldırı altında olduğunu görebiliriz. İran Yahudileri yani İsfahan Yahudileri İsmail Haniye'nin öldürülmesinin içerisinde muhakkak vardır. Olmaması imkansız. Şimdi İsrail istihbaratı çok güçlü portre çizmektedir. Fakat iç düşman olmadan dış düşman hiçbir şey yapamaz. Yani içeriden bir istihbaratta kaynağınız yoksa, İran içerisinde bir istihbarat kaynağınız yoksa, İsrail olarak İran içerisinde bir şey yapabilme şansınız yok. Nitekim Özel Kuvvetler Polis Komutanı dün itibariyle İsrail istihbaratına bilgi aktardığı gerekçesiyle tutuklandı İran'da. Sadece bu değil. Yani İran devletinin devlet olma baskını İsrail gerçekten fena halde çizmiş durumda. Yani işte bilmem kaç bin yıllık devlet geleneği falan filan sadece bunu çizmiş durumda değil. Aynı zamanda İran'ın İslami rejiminde çizmiş durumda. İsrail. Yani çarpıyı koymuş durumda. Amerika Birleşik Devletleri'ne bu saldırıdan önce çağrılan Netanyahu bu saldırıyla ilgili tahmin ediyorum bilgilendirilmiştir. %100 Amerikan istihbarat kaynakları tarafından elde edilen veriler İsrail'e iletilmiş. İçerideki palikarya diyebileceğimiz Türkçesi İranlı ama Yahudi kökenli olabilir, İran devletine düşmanlı olabilir, sivil olabilir, istihbaratta, devlette, bak her yerde çalışan birileri olabilir. Çünkü İran rejimini devirip yerine gelecek olan rejimde siz işte misal veriyorum size genelkurmay başkanı olacaksınız. Bunlar olabilir. Bu tür rüşvetler dağıtılabilir. Dolayısıyla bu kaynaklar kullanılarak böyle bir suikast gerçekleştirir. Ben bir İran-İsrail savaşı mümkün. Ben bir İran-İsrail savaşı mümkündür. Ama daha ziyadesiyle İran-İsrail'den daha ziyadesiyle İran-Türkiye, İsrail-Türkiye savaşı. Bunu açıkça ifade ederim. Yani bu gerginliğin gizli ajandası bu mudur? Büyük Ortadoğu Projesi'nin genişletilmiş bir kısmı var. GIPCOP diye genişletilmiş Ortadoğu Projesi. Orta Asya Türk Devletleri'nin, Çin, Rusya hepsini içine alan bir ayağı da var. Hazar senkronizasyon deniyor buna. Ve İsrail bugün Gazze'de taş bırakmadı. Yani resmen taş devrine çevirdi. İsrail güneyden harekete geçti. Yani güneyden yukarıya doğru harekete geçti. Neden bunu diyeceksiniz? Bir Kaddafi olmayabilirdi ama Kaddafi ailesinden gelen birisinin Libya'nın başında olması İsrail için bir güvenlik tehdidiydi. Bunun haricinde Mısır'ın İsrail'le ilişkiler taşımaya çalıştığını, savaşa hiç girmeyi düşünmediğini, Ürdün'ün neredeyse yardım yatak yaptığını, Suudi Arabistan'ın İsrail Gazze meselesi konusunda kendi ülkesinde sansür uyguladığını, Körfez ülkelerinin Arap oldukları halde Filistin'e destek olmadığını görmeyi, Irak'ın bile sesini çıkartamadığını ve İsrail'e savaşa odaklanmış ve planlanmış olan Suriye devletinin bugün İsrail'le savaşacak hatta hava savunma sistemleriyle İsrail savaş uçaklarına verebilecek bir cevabı. İsrail Hava Kuvvetleri şu anda Tahran Büyükelçiliği'ndeki bir İran tümenleri katledebiliyor. Ya da Şam havaalanları ya da işte İranlı ya da İran'ın kullandığı bir havaalanını
rahatlıkla bombalayabiliyor ve buna hiç kimse ses çıkarmıyor. Dolayısıyla Hizbullah'ın 2 numaralı ismi de Lübnan'da öldürüldü. Yani 2006 yılında Hizbullah İsrail Savaşı'nda Hizbullah'ın bir zaferi var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin uçak gemileri hem Doğu Akdeniz'de hem Kızıldeniz'de hem Basra Körfezi'nde İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada hemen hemen hepsi burada. Aslında bu işin Tevrat projeksiyonu Akdeniz'den çıkacak olan 10 başlı canavar dedikleri 10 ayrı Batı ülkesinin mavi bayraklı ülkenin saflarında yani İsrail'in Yunanistan'ın saflarında 2 ülke görünüyor burada mavi bayraklı. Birisi Yunanistan, birisi İsrail ve Marmara'dan başlayarak Ege ve Akdeniz'in neredeyse büyük kıyı kesimini 10 kilometreden fazla kıyı hattına sahip olan Türkiye'nin olduğu kesimde Amerika Birleşik Devletleri, Batı ve İsrail'in hedefleri, planları, gaz sahaları, efendim söyleyeyim, turistik alanlar vesaire gibi birçok noktada şey var. Dengesiz bir donanma ve asker yığılması var. Buna Kıbrıs Rum kesimi dahil. Kıbrıs Barış Harekatı yapıldığında KKTC bayrağı çizilirken oraya KKTC bayrağının kenarlarında kırmızı şerit vardı biliyorsunuz. O şeridin sebebi buraya kadar İsrail kırmızı çizgimiz demektir. İsrail'e böyle bir mesaj mı? Fakat bölgedeki ülkelerin Irak, İsrail, pardon, Irak, Suriye'nin, Lübnan'ın ki Lübnan son 2 senedir ekonomik açıdan çok zayıf ve büyük olaylar geçiriyor. 30 yıl süren bir savaşla yaşamışlığı var. Ve Suriye'nin özellikle çok zayıflamış olması, Irak zaten zayıf bir durumda. YPG PKK terör ordusunun 100 bin kişiye ulaştırılan mevcudu, tepeden tırnağa Amerikan silahlarıyla donatılması, savaş helikopterleri indirilmesi, hava savunma sistemlerinin gönderilmesi bize bir haber, bize bir mesaj. Tabii ki İsrail ile İran arasındaki güç dengesinin ne olduğunu, İsrail'in yapabilecek olduğu bir nükleer silah deliliğiyle düşünebiliriz, bu olabilir. Amerika Birleşik Devletleri zaten İran'ın parçalanmasını istiyor ki Çin'e yakın konuşlanması için kendisi için bir güç alan aramaya çalışıyor. Dolayısıyla 3 tane, 4 tane önemli suikast var. Kasım Süleymani, Şam'daki tüm generalin büyükelçiliği vuruldu İran'ın. Öldürülmesi, devlet başkanı, İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı öldürülmesi ve bir misafir Filistin lideri, kimisi terörist diyebilir, kimisi terörist kabul etmeyebilir. Benim için bu tanımlamaların hiçbirisinin önemi yok. Yapılan hareketin yapıldığı yer Türkiye'de olabilirdi. Bugün Türkiye'de yapılmış olan hataları ekonomik açıdan, siyasi açıdan, askeri açıdan bizler ödüyoruz. İran'da bunların bedelini hem ülkesine yapılan saldırılarla hem de ekonomik açıdan yaşadıklarıyla ödüyor. Bir İran-İsrail savaşı mümkün mü? Çok mümkün. Özellikle mevcut siyasi düzen içerisindeki Sünni İslam savunucuların Türkiye'de gidiyor. 1200 yılda İslam dünyasındaki ayrılıkçılığın Şiiler tarafından körüklendiği vesairesiyle ilgili olarak teorileri var. Şiiliğin ortadan kaldırılması, İran'ın yok edilmesi gibi. Dolayısıyla Amerika ve İsrail de işbirliği yapmaktan çekinmeyeceklerdir. Biz Arap İran savaşı beklerken Acem İsrail çatışmasıyla karşı karşıyayız. Fakat İran'ın hava üstünlüğü sebebiyle aynı anda 4-5 ülkeye birden saldırma kabiliyeti var ve filolarında F-35 Rafael gibi savaş uçaklarının dışında uzun menzilli füze sistemleri dahil olmak üzere birçok şey var. Televizyonlarda her gün sabahtan akşama kadar gitti füze geldi bilmem ne izliyoruz, görüyoruz. Efendim şu ana kadar F-35 savaş uçaklarından 1500 adet üretilmiş ve teslim edilmiş. Yani sahada çarpışıyor havada. Rafael savaş uçaklarından da bir o kadar üretilmiş ve satılmış, teslim edilmiş. Savaşın 2 cephesi var. İsrail Türkiye, İsrail İran. Bu cephe Türkiye İran cephesi olarak da üçüncü bir cepheye evrilebilir. Türkiye için Güney cephesinden bahsediyoruz. Batı cephesini hiç sormayın. Bayağı kalabalık. Yani Orada bir yapacak savaşın fazla şey yok. içine mi Doğu çekilmek cephesinde de isteniyor Türkiye? Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermenistan'da askeri yetkili bulundurma hakkı aldığını biliyoruz. Bu
Bu News Amerikan Lisesi tarafından açıklandı. Nasıl bizim Orgeneral Bahtiyarımız Azerbaycan'da komuta ediyor. Azerbaycan ordularına kurmaylık konusunda destek veriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ermenistan'a Kansas sınır muhafızları dahil olmak üzere birçok asker aktararak bir tatbikat yaptığını ve bu tatbikat neticesinde orada yerleşmeye başladığını biliyoruz. Yani Türkiye'nin etrafı bir ateş çemberi. Kim düşman, kim dost belli değil. Bir dost yok da düşman çok. Türkiye ile İsrail arasındaki savaşın tarafları Türkiye ve İsrail. Türkiye, PKK-YPG, Barzani, İsrail, Arap ülkelerinin bir kısmı, buna Halife Haftar dahil, Batı ülkelerinin çoğunluğu, hepsi İsrail bandında Türkiye'ye karşı savaşacaklar. Bunlar efendim teolojik kayıtlara göre hareket ediyorlar diyoruz. Bunlar efendim cehaletlere göre hareket ediyorlar. Hayır. Bunlar Yüce Yaradan'ın insanlara bırakmış olduğu bazı mesajlar var. Yani Müslümanların Allah dostu var da Yahudilerin yok. Onların da var. Yani onların da kendi tanrılarıyla dost olan ermişleri, evliyaları var. Efendime söyleyeyim. Hristiyanların da var. Onlar da bazı bilgiler alıyorlar. Bu bilgileri genel anlam içerisinde yazıp toparlayıp bırakıp gidiyorlar. Bunlar lehim mahfuz kayıtları. Yani bu olaylar olacak mıdır? Olacaktır. Ama bu olayların A, B, C şıkları vardır. A şıkkı İsrail diyor ki biz güneyden Türkiye kuzeyden geliyor karşılaşacağız diyor. Mesela. Ama 2 sene öncesine kadar böyle bir tablo yoktu. Halbuki biz 20 senedir böyle olduğunu biliyoruz. Bu A şıkkı. Hangi şık? İsrail şıkkı. Burada bir savaş ve sonucu belli olmayan bir durum var. İkinci şık nedir peki? İşte Gargat ağacının arkasına dahi saklansanız yok edileceksiniz. İşte üçüncü şık nedir? Isaac Rabin'e soruyorlar. Müslümanların hadislerinde işte İsrail yollarını Müslümanların gelerek yok edeceği söyleniyor. Ne diyorsunuz bu konuda? O Müslümanlar henüz gelmedi, geldikleri zaman bakarız diyor. Çok ileri zamanı söylüyor. Ona bakarsanız bir Yahudi Han diyor ki bizim Mehdi'miz İstanbul'dan çıkacak, çıktığını açıkladıktan sonra Dünya Savaşı başlayacak diyor. Misal. Yine başka bir Yahudi Han diyor ki İsrail'in sınırları İstanbul'da biter diyor. Bunların hepsi rivayet değil, teolojik kayıt. Yani bunlar kayıt, değil mahfuz kayıtlar. Kader, hayır ve şer her şeyin Allah'tan olduğuna dair bir inancımız var. Ama burada bir de kazayı kader var. Dolayısıyla kaderi değiştirebilme. Ölüm ve olum dışında, olumlamak dışında kaderde her şey, insanın frekansı, insanın gücü, insanın ilmi, elde ettiği ilim değiştirebilir. Ama ölüm ve olum. Yani hani olmuşla ölmüşe çare yok hikayesinde. Öyle söyleyeyim. Netice itibariyle bizim bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Herkes bunları kehanet falan zannediyor. Bunlar kehanet falan değil. Bunlar binlerce yıllık tabletlerden, tanrısal olarak bırakılmış mesaj kayıtlarından halka kader, kazai kader, beşeri kader. Kader boyun eğersin, olur biter. Kim boyun eğdi? Irak halkı savaşmadı, boyun eğdi. Olup bitmedi, bak hala devam ediyor. Kazai kader nedir? Misal veriyorum. İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesi. İsmail Haniye oraya ölmek için gitmedi. İsmail Haniye tarafından kazaya gitti. Yani oraya gitmesi kaza oldu. Yoksa suikaste kurban gitti. Ama bir de beşeri kader var ki bunu dünya tarihinde çok nadir yüzyılda bir kere görebileceğimiz, bazen göremediğimiz bir durumdur. Nedir bu sorunun cevabı? Beşeri kader Mustafa Kemal Atatürk gibi bir ulu ruhun, ulu atanın 1919-1923 arasında bütün imkansızlıklar ve bütün olumsuzluklara rağmen yedi düvele yani dönemin İsrail, Amerika'sı, İngiliz'e hepsine karşı savaşarak bugün oturmuş olduğumuz topraklar üzerinde gözü olan, emelleri olana yol vermemesidir. Hatta 100 yıl öncesinden çok dikkatle incelediğimizde bizim bir kitabımız var. Atatürk'ün yasaklanan kitabı. Sende de var. Mustafa Kemal Atatürk'ün şimdi kendimize kafi derecede güvenip ve kudretimizi bildiğimiz için İslamiyet'in mukaddes yerlerinin, Musevilerin ve Hristiyanların nüfuzunun altına girmesine mani olacağız.
Buraların Avrupa emperyalizminin oyun sahası olmasına müsaade etmeyeceğiz. Peygamberin son arzusunun mukaddes toprakların daima İslam hakimiyetine kalmasını temin için hemen bugün kanımızı dökmeye hazırız. Bu kapak ve destek yayınları dışındakiler geçersizdir. Bu ne demek? 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk, 1937'de bunu söyleyen Mustafa Kemal Atatürk, 100 yıl sonra bu toprakların başına gelecek olanı bildiği için orada bir İsrail devleti, Batı destekli bir İsrail devleti, bahsettiğimiz rivayetlerdeki Leviathan, mavi bayraklı ülke, 10 ülkenin birbirine destekleyerek deprem görmüş ülkeyi işgale kalkması mevzusu. Bunu engellemek için 1937'de dünyaya kan dökmeye hazırız diyor. Res çekiyor. Çünkü şimdi diyor kendimize ve kudretimize kafi derecede güveniyoruz. Artık kudretliyiz diyor. Kifayetimiz yeterli. Ordumuz yeterli. Gücümüz yeterli. İnsanımız yeterli. Yemeğimiz var. Silahımız var. Varolu var. Tabii öldürülmesinden sonra Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye maalesef Siyonizmin pençesine düştü ve çıkamadı. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün Kütahya'da, Dumlupınar'da ordulara ilk hedefiniz Akdeniz ileri emrini verdikten sonra Yunan'ın denize dökülmesiyle bu hadise bitmedi. Emir aktif, oradalar. İlk hedefiniz Akdeniz ileri ordular emri hala aktif ve bütün özelliğini koruyor ve gelmiş olduğumuz nokta Mustafa Kemal Atatürk yine yanılmamış. Savaş kaçınılmaz. Bunu artık mevcut siyasi düzene yakın askeri uzmanlar da tereddütsüz söylüyorlar. Fakat sorun şu. Biz ne kadar hazırız? Ekonomik açıdan hazır mıyız? Yarın ülkemizde bir savaş durumu hasıl olduğunda ki İstihbarat dizisinde turistlerin olduğu bir havaalanı gösterilerek bir anda İsrail uçaklarının bombalamaya başladığı mesajı var 2024 için. Çok basit yerini söyleyelim. Antalya Havalimanı. Niye Antalya Havalimanı? Yoğun turist akışının olduğu yer. İstanbul menzili çok uzun. Yetişemezler. Ama yani oraya gelene kadar engellenirler. Antalya menzili çok uzun diyorlar. Evet. Bunu da belirtmiş olalım sizin Peki şöyle programınızda. söyleyelim Üstad, bu bölgesel savaş bir 3. Dünya Savaşı'na evrilir mi? Efendim şimdi benim yazdığım metinlerde Churchill Roosevelt Çin'de olduğu bir toplantıda galiba Roosevelt diyor. Bütün Dünya Allah Savaşı kahretsin. Fransa'nın batısı yani Fransa'nın doğusu ile Rusya'nın batısı arasındaki kalan toprak parçalarında Orta Doğu'da içine alacak şekilde kurgulanır. Uyanış 3. Dünya Savaşı destek yayınları kitabında şöyle bir cümle var. Hiçbir Dünya Savaşı başladığında adı Dünya Savaşı olmamıştır. Ama bittiğinde Dünya Savaşı olmuştur. Dünya Savaşı olabilmenin çeşitli kategorizasyonları var. Bir kere savaşın Avrupa'ya yayılmama ihtimali, Kafkaslara, Rusya'ya, Çin'e, Japonya'ya, Uzak Asya'ya, Pakistan'ın dünyada birbiriyle komşu olup sorunlu olmayan hiçbir ülke yok. Galiba bir tek Kanada ile Amerika var. Başka da sorunumuz, yani sorunumuz yok diyecek hiçbir ülke yok. Rusya'nın derin sessizliği ilgi çekiyor ve Baltık'ta çok büyük Benim bir çok ilgimi çekmiyor. tatbikata başladı Rusya. Hemen anlatalım. Çok basit. Bunu ben geçen sene de söylemiştim. Litvanya'ya müdahale etmeye hazırlanıyor. Almanya'yı savaşın içine çekmek için. Litvanya'da 20 bin Alman askeri var. Almanya'da elde ettiği zaman diliminde elindeki teknolojiyle çok ciddi silahlar muhafaza etmeye başladı. Ordusunu toparladı. Yani Almanya, Rusya, Amerika, İngiltere, Türkiye, Çin gibi, Japonya gibi ülkeler boş ülkeler değildir. İran gibi ülkeler için geçerli. Bunlar her zaman dünya tarihinde yer almışlardır. Yer almaya devam edeceklerdir. Ha, savaşın sonucunu bence Almanya'nın insansız tankları ve insansız savaş uçakları belirleyecek. Hatta 5. nesil değil, 7. nesil falan. Yani Evet. şimdi 5. nesilden bahsediyorlar ya. Böyle bir teknolojiye, böyle bir silah gücüne sahip olduğunu biliyorum. Fakat şunu da biliyorum. Almanya da çok büyük yer alacak, çok büyük nüfus kaybedecek. Ülke harabeye dönecek. Bunları biliyorum. Rusya için de aynısı geçerli.
Fakat şöyle bir durum var. Rusya savaş ilanlarında, savaş reklamlarında Müslümanları da orduya çağırıyor. Ey garip Müslümanlar, nasıl Müslümansınız? Ne işiniz var? Hristiyan Ortodoks Rusya'nın yanında ya da ateist Çin'in yanında ya da Katolik Avrupa'nın yanında ya da Evangelist ABD'nin yanında. Müslümanlar, yani Türklerle beraberken, bütün İslam dünyası Türk toprağıyken hiç kimseye sığıntı olmadılar. Şimdi bir yere nasıl sığdırırız, sıkıştırırız kendimizi bir hale düşmüşüz. Yani bu gerçekten Mustafa Kemal Atatürk gibi bir dahi ve süper kumandanın dünya tarihine attığı imzayı ayaklar altına ezmek gibidir. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk dönemindeki zorluklara sıfır eşittir, sıfırla başlamıştır. Sıfır artı bir artı iki yapmıştır. Yani dolayısıyla bugün elimizde Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Yaradan'ın ona bahşettiği izniyle bir artı iki vardır. Daha fazlasını yapabilecek kabiliyetimiz olması gerekiyor. Fakat gel gör ki toplumsal ekonomik çöküş, işte Avrupa'da başlayan olaylar, Çin'de de bankaların çöküşü, Rusya'dan dışarıya haber sızmıyor ama Rusya'da da büyük olaylar var, ekonomik çöküş var. Artık oligarkları göremiyorsunuz. Hiçbir yerde gezmiyorlar. Para yok çünkü. İran'dan gelen Türkiye turist işi. Bu sene Türkiye'nin turizminde marka şehirleri sıfır çekiyor neredeyse. Oteller ardı ardına iflaslara çıkıyor. Ekonomik yıpratma savaşından sonra şimdi içeride mesela Çin'de Müslüman Çin savaşı, Hindistan'da Müslüman Hindu savaşı, Pakistan'da Şii Sünni savaşı, İran'da Beylik Devlet Savaşı, iç savaşlardan bahsediyorum. Ve Kürt Savaşı, Kürt-Türk Savaşı Türkiye'de, Mülteci Türk Savaşı Türkiye'de, Rusya'ya çıkacaksınız aynı şekilde. Batı'da, işte İspanya'da gösteriler başladı. Almanya'da gösteriler var mültecilerle ilgili. İngiltere'de eline sopayı kapan İngiliz. Tabii şimdi adamlar işsiz kaldılar. Pataküte giriyorlar. Türkiye'de bu olayların sirayet etmemesi imkansız. Çünkü sofradaki insan sayısı 5, lokma sayısı 2,5 şu anda. Eğer insanlar bu konuda harekete geçmezlerse, çünkü ülkelerin iktidarları bu işleri kaşıyorlar. Türkiye'de de bir kaşıma var. İngiltere'deki hadiseler tartışmasız, kuşkusuz Siyon protokollerinde geçen hadiselerdir. Sevgili Hakan, Siyon protokolleri, yani 100 yıl önce yazılmış Siyon protokollerinde bu hadiseler yer almaktadır. Siyonist protokollerde bu hadiseler yer almaktadır. Efendime söyleyeyim, bazen bildirimlerinde bu hadiseler vardır. Fakat bu hadiselerle Avrupa hegemonyası da ülkelerindeki mültecileri, ülkelerindeki gayri batılı olanları, gelmiş olduğumuz nokta, bu olayların Türkiye'ye sirayet etmeme ihtimali yok. Çünkü savaşın ekonomik yıpratma kısmını bitti. Bunun açıklamasını bizzat İngiltere Başbakanı yaptı. Ülke iflas etti derken orada bir kinaye kullandı. Ülke falan iflas etmemiştir ama ekonomik yıpratma savaşı tamamlanmıştır. Bundan sonra iç kargaşa, iç kargaşa, kaos. Yani içeride temizlik. Ondan sonra da dışarıda temizlik. Eylül'ü falan bulmaz yani. Bu olaylar Türkiye'ye yetişir. Çünkü 30 Haziran akşamından itibaren Türkiye barut gibiydi. Az kaldı patladı, duruldu. Bundan sonra bunu durdurabilecek güçte ne savcı, ne polis, ne asker, ne kamu, ne iktidar, hiçbir şey yoktur. Çünkü İngiltere devletinin yöneticileri de İngiliz halkını durduramayacak güçlü olduklarını kendileri de ifade ettiler. Artık halk yoruldu. Yani hayvanlar terli. Bu İngiliz olmuş, Türk olmuş. Fark etmiyor. Kimseye. Evet. Anladığım kadarıyla bu kıvılcım aleve döner, yangına döner, bütün dünyayı sar. Vallahi yangın zaten Türkiye'de var Evet. Hakan. O zaman şöyle diyebiliriz. Lamba artık cinden, lambadan artık cin çıktı. Ve artık yaşananları adım adım göreceğiz. Rusya normal Yaşananları adım adım yaşayacağız. yaşayacağız. Yaşanacaklar, yaşanacak. Niye? Toplum, Türk toplumu için bahsediyorum. Bu İngiliz toplumu için geçerli. Biz İngilizler gibi bir toplum değiliz. Almanlar gibi bir toplum değiliz. İpini koparan Türkiye'ye gelmiş, bu toplum kabul etti bunu. Hakan. Yani onun için hükümet referanduma ihtiyaç duymamış olabilir. Seçimlerde bu konuyu gündeme taşımamış olabilir. Ama toplumun kabul algısı %90.
Kabul etti. Onun için kimse sofrasındaki ekmeğin azalmasına, çocuğunun işsiz kalmasına, emekli maaşına zam gelmemesine, ücretlere zam gelmemesine isyan edemez. 75 milyon üzerine artı 20 milyon insan bakıyorsun. Bunlar geldiyse buraya, sen de kiracı olarak buna evini verdiysen, bu adam bir şey bulup yiyecek. Bu adam ne bulacak? Bir bardak suyu bir kişi içerken üç kişi birer yudum içmek zorunda kalacak. Çünkü niye? Litresi sayılır. Mali değeri var. Yok. Bugün İstanbul'un 55 bin nüfusu var. Neden? Şunu olacak nüfustan fazlası var kardeşim. Fazlası var, eksiği yok. Niye insanlar Ege Akdeniz sahillerine tatile gelmiyor? Abi bakıyor ki adamlar ellerinde, affedersiniz, donlarla sahile gidiyorsun. Her taraf Arap dolmuş. Neden gelsin Avrupalı ki? O sahillere, o insanların girmesine izin veren kim? Devlet değil. Polisin böyle bir görevi yok. Oradaki esnaf, oradaki halk, oradaki kafe sahibi oturup çay içmesine de izin verdi. Niye? Üç kuruş alıyor. Şimdi kafelerin hepsine kalıyor. Batan batan. Yani ekonomik kırılma tamamlandı. Şimdi bu ekonomik kırılmayı şimdi suçlu aranacak. Kim suçlu? Tabii ki mülteciler. Niye suçlu? Sofradaki ekmeği böldüler. Şu an mesela İngiltere kaynıyor. İngiltere'de dün akşam iki tane karar oldu. İspanya'da hareketlilik var. İspanya'da Büyük da var. olasılıkla Hollanda'da da olacak. Peki tam olarak bu mu? Yani bu psikolojiyle mi hareket ediyor Avrupa'da şu anda? Bunu Avrupalı da tatile gidemiyor. Hakan, Avrupalı da cuma akşamları içecek olduğu 5 birasını ikiye düşürüyor. Çünkü niye? Orada da ücret artışları buldu. Orada da insanların geliri düştü. Orada da fiyatlar artıyor. Yani şu anda Avrupa'da, Almanya'da, İngiltere'de herkes orta bantta yaşıyor. Orta bantta ya aşağıya düştü ya yukarıda kalacak. Durum bu. Dolayısıyla bir anda bu orta bant devrilecek. Çünkü ağırlığı taşıma durum yok. Ne olacak? Mevzu sofradaki ekmek büyümüyor. Küçülüyor. Yani şöyle Türkiye'de mesela bu mevzu şöyle. Ekmek kaç gram? 200 gram. Değil mi? Ama 10 lira. 250 gramken 7 liraydı. 200 gramken 10 lira. Hem fiyat artıyor hem ekmek küçülüyor. Yani çift taraflı kesiyor, kesiyor. Evet. Artık şöyle de bir şey var. Avrupalılar da kendi ülkelerinde yabancı istemiyorlar. Bu her zaman. Ben de kendi ülkemde yabancı istemiyorum. Bu yolun yöntemi 100 yıl önce İngiltere'de belki kraliyet devrilmedi ama monarşinin etkisi azalmıştı. Avrupa'nın birçok ülkesinde kraliyet son buldu. Demokrasinin devrilmesiyle bitecek bu olaylar. Bu iç kaos olayları var ya. Demokrasinin devrilmesiyle bitecek. Krallık ya da demokrasi olmayan başka bir sistem gelecek. Öyle kökü o ülkeye ait olmayan birilerinin o ülke adına konuşmasına bir daha hiçbir zaman hiçbir ülke ve halkı müsaade etmeyecek. Şöyle Mevzu bu. diyebilir miyiz peki? Dünya demokrasiyle vedalaşıyor. Evet. Kartal takım yıldızı ne anlama geliyor Hüseyin? Kartal takım yıldızı Ukap diye geçer. Arapçası Okap diye geçer. O kap kelimesini kab yani kelimesini değiştirdiğin zaman o bak o manasına gelir. Bak kab yani KAB'dir o. Tersten okuduğunuz zaman bak manasına gelir. O diye tabir edilen kişi eski Türklerde her şey sayılarla tabir edilirdi. O Oğuz Kağan'ı temsil ederdi. Bunu açıklamıştık. Oğuz Kağan'ın gök seçilmiş sancağıdır. Sonrasında bu sancak Oğuz Kağan'ın Tartarya Arap topraklarına gidişiyle aslında asil soydan peygamberin oraya gelmesini sağlayacak şekilde bırakılmasıyla peygamberin böyle bir sancağı olduğu rivayet edilir. Fakat bu sancağın varlığı henüz yoktur. Topkapı Sarayı'nda falan da yoktur. Açılan öyle bir şey değildir. O kap binlerce yılda bazen görünür ve duhan manasına, duman manasına gelir.
Bakır oksit renindedir. Rengi bakır oksittir. İlk defa okap ne zaman görüldü? Ege Denizi üzerinde Temmuz ayında bizatihi ben gördüm okabı. Yaklaşık yarım saat bir süreyle fotoğraflarını çektim. O yarım saat içerisinde ay tamamen ortadan kayboldu okap olarak. Ertesi gün de görünmedi. Bir gün önce görülmüştü. Oğuz Kağan'la, yani Bağloğulları'yla Oğuz oğullarındaki savaşta Oğuz Kağan'ın göğün, işte Ayhan'ın diyelim, Allah'ın diyelim, efendime söyleyeyim, bir eli bir yardımının Türklere geleceğinin verileceğinin işaretidir efendim. Ve bu aynı zamanda seçilmiş bir liderle ilgili mesajdır. Nida, beklersen beklersin, beklemezsen bu kimdeyse ondadır. Evet. Zaten Mustafa Kemal Atatürk'ün de benim Lenin'den Atatürk'e Mühürlü Vagon Destek Yayınları kitabında Lenin'e yazmış olduğu bir mektup var. 1922 yılında diyor ki Mustafa Kemal Atatürk, bakar mısın Hakan? Diyor ki Tarık Yıldızı gibi parlıyoruz. 1922. Şu anda bu teknoloji, bu bilgi birikim ve biz neyi konuşuyoruz? Tarık Yıldızı geliyor konuşuyoruz. Tarık Yıldızı nedir? Sorusunun cevabı. Tarık bir yoldur. Tarık, işte tarikatların tarık kısmı da buradan gelir. Ama negatif tarafa kullandıkları için geçersizdir. Cebrail Cibril mevzusudur. Yani en büyük meleğin yeniden düzen hakimiyeti sağlaması için anlatımdır. Yeryüzü Oğuz oğullarına verilmiştir. Yani Yüce Yaradan bunu Oğuz oğullarına bahşetmiştir. Oğuz oğulları da ellerinden geldiğince bunu yapmışlardır. Fakat 1922 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Tarık Yıldızı gibi parlıyoruz sözünü söyleyeyim. Şimdi bizim Tarık Yıldızı geldi geliyor konuşmamız acayip bir şeydir. O kap Tarık Yıldızı'yla Duman'la bağlantılıdır. Tarık Yıldızı geldiğinde bir elektrik kesintisi, 40 gün 40 gece bir soğuma söz konusu olduğuna dair birçok beyan bulunmaktadır. Tarık Yıldızı niye gelir sorusunun cevabı, 4000 küsur yılda bir yeniden düzeni tesis etmek için gelir derler. Ama ben Tarık Yıldızı'nın gelişinde dünyaya zarar verilmeyeceğini, sadece dünya hakimiyeti tesis için, şu anda İran, İsrail, işte Türkiye, Amerika arasındaki kavganın en büyük sebebi de Mustafa Kemal Atatürk metinlerinde Mısır tanrıları olarak geçenlerin aslında Türk atalar olduğunu, hatta Horus'un yanında Oğuz yazdığını, el yazması notları Anıtkabir'de bulunmaktadır. Oğuz Kağan yazdı. Dolayısıyla Horus'u, yani Ukab'ı alan dünya hakimiyetini alır diye bir mesaj olduğu için Horus'u kaybetmekle mükellefiyet olanlar birbirleriyle kavga etmektedirler. Mevzu budur efendim. Bir toparlama yapıp bitirelim isterseniz. Lambadan artık cin çıktı dedik. Yani lambadan cin bayağı olmuş çıkardı aslında Ve Hakan. şu an bir Yani şöyle kılcım gözlerimizi kapattık. dünyanın Hayır, gözlerimizi kapattık. Kulaklarımızı kapattık. Ağızlarımızı kapattık. Bir laf var. Göre nedir görene? Bir de köre nedir körene? Bizim toplumumuz, dünya toplumları siyasetin milleti böldüğü, ideolojilerle böldüğü, iş hayatıyla esir ettiği, köleleştirdiği insanlar kör oldular. Buna bakar kör diyordu. Hatırlıyor musun? Bakar körlük. Başka bir mevzu daha var. Sadece bu değil. Mustafa Kemal Atatürk bu süreçle ilgili, bu dönemle ilgili ne diyor? Kudretsiz beyinler. Geri kafalar. Yani geri kafa demek geri zekalı demek, kudretsiz beyin demek, aptal demek kardeşim. Bu dönemle ilgili söylüyorum. E tamam. Mustafa Kemal Atatürk bunu dedikten sonra bizim bu kadar kudretsiz beyinle yıllardır beyinlere anlatmaya çalıştığımız doğruların yaşanmakta olması bizim de içimizi acıtıyor. Biz de toplumda soframızda beş lokma varken iki buçuğa düştüğü için bak filinte gibi olduk. Bak sen de zayıfladın. Ya öyle değil durum. Yani. Anlatabildim mi? Hiç böyle insanların benim senin programında söylediğim üstten önce bir söz vardı.
Ruhları çalınmış insanların. Ya da dünyada bu kadar insan varlığının olma ihtimali yok. Şimdi sayılar verilmeye başlandı. Aramızdalar. Yani her şeyin bir karşılığı vardır. Kimse unutmasın. Gökte bir tanrı, yerde bir Hakan. Ne demek bu? Bu Türk töresidir. Yani hep birliği temsil eder. Hep birliği, bir olmayı temsil eder. Çift başlık hiçbir zaman yok. Zaman senin kanalında yıllardır anlattıklarının ki birçoğunda biz senin kanalında çok önceden anlattık. Sonra arkadaşlar gelip tekrar ettiler orada. Aynı yere geldik. Zaman Tanrı'nın zaman demiştik sen de. Yani şimdi bir yıl önceki halimizden sürmeli halimiz arasında dağlar kadar fark var. Hepimiz çok yorulduk. Havadan yorulduk, sudan yorulduk, insandan yorulduk. Çin şişeden çok oldu çıkalı 1,5 yıl önce Ege Denizi üzerinde kızıl cin görüldü diye bir haber çıktı Hakan. Hiç kimse bunun ne olduğunu sormadı. Şimdi ukap Ege Denizi üzerinde görüldü. Neden? Mustafa Kemal Atatürk 100 yıl önce kalkıp da 102 yıl önce Tarık Yıldızı gibi parlıyoruz dedi. O zaman daha parlama aşamasındaydı. Şimdi ben de diyorum ki yayınlarda söyledim bunu. Tarık Yıldızı geliyor. Tak 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 kapıyı çalacak. Mevzu bu efendim. Sirius geldi. Şöyle diyelim o Aslında zaman. Göktürk atalar geliyor. Evet. Gelip dayak atacaklar bize görürler. Baktıkları neslin ne halde olduğunu gördüklerinde bu musunuz siz ya diyecekler. Evet. Bu Evet. arada Kartal takım yıldızı Sirius biliyorsun köpek takım yıldızı. Bunlar hepsi bize ait. Ve bir köpek katliamı, bir kedi katliamı mevzusu var. Buna şiddetle karşıyız. Cebrail Hazreti Peygamber'e Düheyl el Kelbi kelp unvanı sonradan verilmiştir. Kelp köpek demektir Arapçada. Ama kurt manasına gelir. Cebrail kurtu temsil eder, köpeği temsil eder. Bu mana içerisinde Cebrail'in köpeklerde ruhlanacağını zannedenler köpek katliamına girişmeye kalkanlar kendilerini 1910'da 13'te bu olayları gerçekleştiren Osmanlı Devleti'nin başına gelenlerle bir gözden geçirip dikkate alsınlar. Bu arada Tarık Yıldızı yani Sirius takım yıldızı, kurt takım yıldızı diye geçer. Tamam, bu köpek de oradan gelir. Köpek bu köpeklerin atasıdır. Evet. Hatta köpeklerin atası Kıtmir'dir. Burada yazar. Dur ya. Hatta kurdun adı Kıtmir'dir, öyle söyleyeyim. Yedi uyurlardaki kurdun adı. Köpek değil o kurt. Dünya demokrasiyle vedalaşıyor dedik. Cin lambadan çıkalı çok oldu dedik. Bu kıvılcım yangına döner, bütün dünyayı içine alır dedik. Çin bir taraftan bekliyor çünkü İran onun için çok önemli. Çin'in endüstrisinin dönebilmesi, oradaki çarkların dönebilmesi İran petrolüne bağlı. Rusya her zamanki gibi sessiz ama Rusya büyük bir tatbikata hazırlanıyor. Belki sonucunda Letonya ve Estonya gibi ülkelerin işgali söz konusu. Çünkü hatırlarsan Ukrayna'da büyük bir tatbikatın ardından işgale uğramıştı Rusya tarafı. Hatırlamaya gerek yok. Bunu ilk yazan biziz. Herkes karşı çıktı. Şöyle söyleyeyim. Rusya ekonomik olarak yıprandı. Ve Beyaz Savaşı ne Saray'ın kadar finanse edebilir bilemem. Ama Baltık'ta başlattığı tatbikat Estonya, Letonya, Litvanya'nın işgaline kadar gidebilir. Fakat işte burada bir sorun var. Polonya, NATO ve Alman birlikleri şu anda o bölgede konuşlanmış durumda. Geçen sefer NATO Genel Sekreterinin 500 bin savaşa hazır askerimiz şu anda Rusya sınırında konuşulanda açıklaması çok ciddi bir tehditti ve buna cevap bile veremedik. Yani Almanya'nın hesaplaşması söz konusu. Onun dışında Beyaz Saray'ın bir açıklaması. şöyle bir şey Burada olan söyleyebilirim. tüm askeri birliklerimiz hazır Şöyle bir şey durumda diyor. söyleyebilirim Hakan. Letonya, Litvanya hattından aşağıya Ukrayna'ya doğru indiğiniz zaman orada bir Dinyeper Nehri var. Sulak havza. Ruslar artık Sibirya'nın soğuk steplerinde yeni bir buzul çağında yaşamak istemiyorlar. İşin Dinyeper'e aslı bence bu. geçiyorlar. Evet. Yani biraz daha verimli. Sulak o Dinyeper nehir hattını komple ele geçirmeye istiyorlar. Fakat Almanya'nın ve Amerika'nın kullandırmış olduğu yeni model füzeler Rusya'ya ciddi zararlar veriyor. Ukrayna'da da
bir durgunluk var. Fakat benim tanıdığım Putin, incelediğim Putin Mars retrosunu bekliyor. Gök haritasına göre hareket ediyor. Zaferin bu şekilde elde ettiğini düşünüyor. Ama açlık bir ülkeyi bitirir. Rahmetli Demirel'in sözü var ya, tencere boş tencere, iktidarı düşür hikayesi. Rusya'da da lüks kalmadı. Rusya'da da o yaşamlar kalmadı. Tatil hikayesi bitti. Nerede erkek var, askeri almıyor. Bizim arkadaşlarımız var. Askerliğini yapmadan buradan kaçıp orada Ruslarla evlenmişler. Adamları geri hizmette 50 yaşında askeri almışlar. Rus vatandaşı oldukları için. Dedim hayat yani. Türk askeri olarak yapsaydım daha iyiydi. Bak işte Almanya'ya giden kaçan 126 bin okumuş eğitimli insanımız Avrupa'ya bakıp kaçtı. Hepsini bekleyen ne biliyor musunuz? Elde tüfek. Belçika, Hollanda, Almanya, Fransa, İngiltere için savaşacaksın. Yaşasın kraliçemiz diyeceğiz. Kardeşim. Buradan mesajı verelim. Öyle. Çünkü hayat böyle. Şimdi şöyle bir durum çıktı. Ülkeler resmi olarak insan ticareti yapıyor. Yani insan kaçakçılığı bir suç. Fakat Avrupa ülkeleri diğer dünyadan eğitilmiş ve genç insan kaçıyor. Parayla. Buna resmen insan kaçakçılığı efendim. Ne için? Gelmekte olan savaşta zayıf yanlarını güçlendirmek için. Yani Amerika'nın ne yapacağını ben bilmiyorum. Sen bir Amerika'dan bahsediyorsun. İstersen oradan sor. Litvanya, Estonya, Letonya meselesinin asıl sebebi yukarıdan aşağı büyük bir hat. Yani NATO ile tam sınır, dümdüz bir sınır olmak. Evet. Amerika ne kadar bölgesel bir savaş istemiyorum dese de Orta Doğu'daki tüm askeri birlikler tam olarak hazır açıklaması geldi Beyaz Saray'dan. Hem Basra Körfezi'nde hem Doğu Akdeniz'de uçak gemileri var ve takviye yapmaya devam ediyor. Bir taraftan Çin'in ucunda Tayvan'da bekleyen donanmaya ait başka gemileri var. Anladığımız kadarıyla savaş gerçekleşirse eğer bu alevler bütün dünyayı saracak. Bugün hani biz istemiyoruz Anla bu alevlerin saramayacak olduğu bir yer var. ve biz hepsinin ortasındayız, kuzeyden, Tamam güneyden. ama bir yer var saramayacak olduğu. Neresi? Abi kimse füze atmazsa abi kimse adamın yanına yaklaşmıyor. Ama biz tam da ortasında Ama kalacağız bu ateş. bak işte diyorsun Çin denizinde Amerikan savaş filoları var. Doğu Akdeniz'de var, Basra'da var. Balta çıkıyorsun var, Kızıldeniz'e iniyorsun var. Hint Okyanusu ya böyle savaş görev gücü dediğim 5 bin personelli bir uçak gemisi. Üstünde 80 tane en iyi savaş uçağından var. Yanında 13-14 tane destek gemisi var. Yani arkadaş öyle acayip bir sistem, öyle acayip bir para harcaması ki diğer herkes karada oturmuş bekliyor. Amerika kime vuracak? Şimdi Amerika Amerika Birleşik Devletleri'nin bu derdi de petrol açıklamaları dolar dengesi bozulmasın yeter ki. abi bu Amerika Birleşik Devletleri'nin bu açıklamaları bence yalan açıklamalar. Amerika Birleşik Devletleri vuracak, kullanacak askeri gücünü. Kullanmayacak olsaydı Amerika Birleşik Devletleri böyle işgal etmez abi. Başka. Yani Hakan, sen gazetecisin bunları sezersin. Eğer Amerika Birleşik Devletleri güç kullanmayacak olsaydı bütün gücüyle Irak'ı işgal etmezdi, yerine bir etmezdi. Ama şimdi bu bir hakimiyet savaşı. Pentagon'un şöyle bir sözü var. Amerika'yı yenerse Tanrı yener. Herhalde Allah gelip Amerika'yı yenecek öyle görünüyor. Şöyle diyelim o zaman, aslında 3. Dünya Savaşı başladı. İstiyor. İbnül Arabi'nin yıllar öncesinden söyledikleri var. Anadolu'nun paylaşılması. Altıda bir. Değil mi? Evet. Altı Bir kişide bir 60 milyonda 1 milyon demek. Geriye kaldı bir 40 hadi 100 milyon diyelim. Ne kadar geri? 60 milyon 1,75 insan demek abi. 1,75 insan. Valla hep bu sözü düşünüyorum. Yani ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir ara bir onu Anadolu için söylerken Anadolu uzman tabii önemli bir yer. Ama Batı'da da oran aynı. Hakan. Yani Batı'da da insan nüfusu yok olacak. Burada ben bu olayı şöyle çözüyorum. Bu 6 milyar civarında ruh olmayan insan var ya, kıl evet. olacak kadar üretim.
Bence onların çünkü yaradan kendi yaratımı dışında bir hiç toplum istemiyor. Hepsi yok olacak. Hiç toplum meselesi. Yani insanlar kalacak, insanımsılar gidecek diyorsun, öyle mi? Yani insanlar yaşayacak, insanımsılar yaşamayacak. Bence öyle. Yani dünya nüfusunun düşürülmesi hadisesinin içerisinde yatan püf nokta bu. Bence böyle. Eklemek istediğim bir şey var mı Hüseyin'ciğim? Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Yani şöyle, çok erken olmamak kaydıyla zamanın çok daraldığını, bu kış çok şeyler göreceğimizi, hatta bu sonbaharda çok şeyler göreceğimizi, manidar hareketler, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde çok büyük işsizlik rakamları var. Yani bu şunu gösteriyor, ekonomik yıpratma savaşına Amerika'da okey vermiş diyor. Ekonomik yıpranmanın bittiği yerde karavana başlar. Karavanın olduğu yerde karne başlar, karne. 1952 yılına kadar İngilizler ekmeği karneyle aldılar. Yani hani bizde Türkiye'de siyasette kefen bezi bulamadık mevzusu var ya, 1952 yılına kadar İngiliz halkı her gün ekmeği karneyle aldı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Savaşı Mustafa Kemal Atatürk 100 yıl önce Anadolu'da kurduğu Türk Cumhuriyeti'yle temellerini attı. Tekrar Türkleri dünya sahnesine koydu. İyi ya da kötü bir yüzyıl geçti. Ama şunu söyleyeceğim. Bu yüzyılda Türk yüzyılı, Türkiye yüzyılı olacak ve Türkiye kendi küllerinden yeniden doğarak hakimiyet sahasını daha da çok genişletecek. Ne kadar hızlı olur bilemem. Yaşanacaklar içerisinde muhakkak çok acı hatıralar bulacaktır. Olmasını istedik ve bunun olmaması için ben destek yayınlamayı yazarıyım. 14 tane kitabım var. Uyanış 3. Dünya Savaşı Orta Doğu'dan her tarafa dünyanın bütün kütüphanelerinde kitaplarımız derslerde ders kitabı olarak okutulur, yardımcı kitap. Ve bizim gelmiş olduğumuz nokta acı ama gerçek, toplumu yayınlarla ikna edemedik. Toplumu böyle bir duruma çok acı ama gerçek hazırlayamadık. Ama şunu yaptık. İşte sen el verdin, biz el verdik. Başka arkadaşlar el verdi. Böyle bir tebliğde bulundu. Anlattık. Bizi dinleyenler, işte kahvede otururken konuşanlar, konuşulanlar buralardan bir şey almışsa muhakkak bir hazırlık yapmışlardır. Ülkemizi her türlü kötülükten, halkımızı, çocuklarımızı ve bizleri her türlü yaşanacak büyük afet, bela, musibet ve facialardan Yüce Yaradan korusun diyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Yani Yaradan yardımcımız olsun. Zor. Evet. Yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ederiz Hüseyin. Bizi dinleyen. Öncelikle ben sana çok teşekkür ediyorum. Bu sırada bayağı bir yayın yapacaktık ama gecikti. Evet. Ameliyatlar oldu. İyileşmelerimiz var. Sesim gayet iyi gördüğün. Harika görünüyorsun. Evet. Tekrar geçmiş Eski olsun. hallerimize dönüyoruz. Durum böyle. Ben de teşekkür ediyorum. Sen de değerli zamanını ayırdığın için. Bundan Dostlarımıza sonra da teşekkür ederim. daha çok vakit ve zaman ayırabiliriz. Güncel bütün konularda biz hazırız. Ama arayı çok açıyorsun. O yüzden böyle zor oluyor sana. Açmadan. Sana Her tekrar hafta bir tane geçmiş almak olsun lazım abi. diliyorum. İyi gördün, iyi görünüyorsun. Evet, iyi işte. Sağlıkla Allah yaşamayı nasip etsin. Dostlarımıza da Hepimiz. teşekkür Hepimiz. ederim. Size zaman ayırdığınız Teşekkür ederim. için. Sağ ol. Sen de. Hepsi sağ olsun, var olsun. Hoşça kal. Var mı? Teşekkür ederim.